Merhaba arkadaşlar, herkese selamlar. Şimdi bu videoda orka saldırılarıyla ilgili biraz konuşalım istiyorum. Zaman zaman bu soru bana soruluyor. Özellikle Portekiz açıklarında, videolarda, YouTube'da dolaşan orkaların yelkenli teknelere saldırması ve onların dümen sistemlerini özellikle hasarlamasıyla sonuçlanan bu saldırılar çoğunuzun da dikkatini çekiyor. Tamam, çok az sayıda olsa da popüler internetin olduğu bir dönemde bu birkaç olay bile hızlı bir şekilde genele yayılabiliyor. Yanlış bir algı oluşturabiliyor. Şimdi zaman zaman bu soru bana canlı yayınlarda da soruluyor ve ayaküstü birkaç cümleyle cevaplamaya çalışıyorum. Ama görülüyor ki bunu ayrı bir videoyla biraz daha detaylı incelememiz, irdelememiz gerekiyor. Burada Hüseyin Erdoğan'a da teşekkür ediyorum konuyu tekrar gündeme getirdiği, bana hatırlattığı için. Son salı akşamki canlı yayın videosunun yorumlar kısmına bir soruyla bu konuyu sormuş. Kaptanım demiş, son zamanlarda karşıma çıkıyor orka saldırıları. Tabii ki çok mümkün bir şey değil ama merak ediyorum sizin düşünceleriniz demiş. Şimdi bu orka saldırıları üzerinden genelde açık denizlerde, şehir hayatından, şehir yaşantısındaki o alışkanlıklarımızdan, yaşam düzenimizden uzaklaştığımız ortamlarda vahşi hayvanlarla karşılaştığımızda nasıl davranmamız lazım? Neler bizi tehlikeye sokar? Bunlar üzerine de bu orkalar özelinde biraz konuşma fırsatımız bu videoda olacak. Denizler ülkesine yeni adım atmış ve denizler ülkesini seven kara insanları olarak anlayabiliyorum. Doğada gördüğünüz o vahşi hayatın saf güzelliğiyle karşılaştığınız anda büyük bir heyecana kapılıyorsunuz. Büyük bir sevinç, mutluluk duyuyorsunuz. Kiminiz ıslıklarla bu vahşi hayvanlara hitap etmeye çalışıyor. Kiminiz çığlıklar atıyorsunuz. Yapmayın. Mümkün oldukça bu doğal hayatın, saf vahşi dünyanın güzellikleriyle, güzel hayvanlarıyla ama vahşi hayvanlarıyla karşılaştığınızda sakin kalmaya çalışın. Bir vahşi hayvan bir insana neden saldırır? Bu soruyla bence konuya başlamak yerinde olacak. Çok ekstrem durumlar hariç, bilemiyoruz tabii o hayvanların psikolojisini, konuşamadığımız için, kendileriyle dertleşemediğimiz için, ama görünen o ki bir hayvan, vahşi hayvan ya açtır, beslenme içgüdüsüyle size saldırıyordur. İkincisi korkmuştur. Korktuğu için, sizi bir tehdit olarak algıladığı için o da sizi korkutup sizi uzak tutmaya çalışıyordur kendisinden. Üçüncüsü de yavrularını veya sürüsünü koruma içgüdüsü. Yine sizi tehdit olarak algılıyordur. Şimdi sizi bir yiyecek olarak görmenin dışındaki her iki maddede de sizin tehdit olarak algılanmanız söz konusu. Bu durumda sizin daha baştan vahşi bir hayvanla onun ortamında, onun kurallarının geçerli olduğu bölgede mümkün olduğunca karşı karşıya gelmemeye çalışın. Mümkün olduğunca emin olduğunuz, emniyetli mesafede kalmanız gerekiyor. Dolayısıyla karşınızdaki o vahşi hayvanın da sizi bir tehdit olarak algılamayacağı şekilde hareket etmeniz lazım. Yani ona fazla yaklaşıp çığlıklarla ona sevgi gösterilerinde bulunmanız, sizin kolaylıkla bir tehdit olarak algılanmanız ve saldırıya uğramanızla sonuçlanacak olayları başlatabilir. Dolayısıyla bir, sessiz kalacağız. Genel kuralları anlatıyoruz şimdi, değil mi? Genel kurallar üzerine biraz sohbet ediyoruz. İki, ani hareketlerden kaçınacağız. Ve emniyetli, her iki tarafında kendini emin hissedeceği, güvende hissedeceği mesafeyi koruyacağız. Şimdi orka saldırılarıyla da bunu bağdaştırırsak, mümkün oldukça emin mesafeyi, her iki tarafında kendini emniyette hissettiği mesafeyi korumaya çalışacağız. Ama denizde bir orka sürüsü, katil balina sürüsü veya normal balinalar sürüsü söz konusu olduğunda bu çok da mümkün değil. Çünkü onlar çok hızlı hareket ediyorlar ve bir anda
bizim yelkenli teknelerle hareket edemeyeceğimiz hızlarda hareket ediyorlar. Ve bir anda bir sürünün içinde kendinizi bulabilirsiniz. Normal balinalar da olabilir. Katil balinalar da olabilir. Orada yapmanız gereken hemen ikinci madde. Ani hareketlerden kaçınacaksınız ve bağırıp çağırmayacaksınız. Gürültü yapmayacaksınız genel olarak. Yani buna sadece bağırıp çağırmak, ıslık çalmak vesaire insan sesi değil. Teknenin içinde tepinmeyeceksiniz. Hoplayıp zıplamayacaksınız. Mümkünse varsa müzik çalıyorsa müziği kapatacaksınız. Motor seyri yapıyorsanız hızınızı çok yavaş bir şekilde, belli belirsiz bir şekilde düşüreceksiniz. Ve motoru en az gürültü, en az titreşim ürettiği devire getireceksiniz. Rotanızda kesinlikle herhangi bir ani hareket, ani hareketi de geçtim, hareket yapmayacaksınız. Çok çok mecbur kalmadığınız sürece dümen palanız hep merkezi konumda olacak. Ve sürü etrafınızda bir sürü varken, katil balinalar sürüsü varken, dümende herhangi bir hareket olmaması gerekiyor. Yani bir balina hızlı bir şekilde size yaklaştı. Bu videolar işte o daha önce yaşanmış dümen palasına hasarlanmasıyla sonuçlanan orka saldırıları aklınıza geldiğinde o orkadan kaçmak için refleks olarak dümen kırıyorsunuz. O benim seyrettiğim orka saldırılarıyla ilgili YouTube'da dolaşan videoların hemen hemen çoğunda aynı olay var. Ani refleksle dümen başındaki kişi dümeni orkadan uzaklaşacak şekilde kırdığı anda orka dümeni ısırıyor. O anda saldırı gerçekleşiyor. Yani ne olursa olsun dümen palanızda hızlı bir hareket oluşturmayacaksınız. Şimdi bu saldırılar nasıl başlıyor? Bu hayvanların araçlara, bizi o vahşi hayatın içine, o vahşi hayvanların dünyasına götüren araçlara bu vahşi hayvanların ilgisi nereden başlıyor? Bir onu da temelini irdelememiz lazım. Mesela jiplerle dağa ormana giden arkadaşlar ayıları o jipin camından atsınlar besin maddesi. Aynı bölgede belli bir periyotla bunu tekrar etsinler. Ayılar jip gördüğünde hemen o jipin başına toplanmaya başlarlar. Gene yemek zamanı geldi diye. Aynı şekilde deniz hayvanları da bu geçerli. Gidin bir koyda günün aynı saati o orayı yemleyin. Mesela bir ekmek parçası atın. Küçük balıkları besleyin ama aynı noktada aynı saatlerde. Bir süre geçtikten sonra o saatlerde, her gün o saatlerde oraya balıkların toplandığını göreceksiniz. Bunun gibi o bölgede yaşayan hayvanlar, sürüler de öğreniyor. İçgüdüsel olarak da öğrenseler öğreniyorlar. Dolayısıyla ne olursa olsun vahşi hayatta, doğada hiçbir hayvanı beslemeyin. Bu zamanla sizin oraya gittiğiniz araç tam besleniyorum. O da benim besinim var algısı yaratıyor o bölgedeki hayvanlar üzerinde. Bu bir yelkenli tekne ise yelkenli teknenin bu sefer peşine düşüyorlar. Dibinden ayrılmıyorlar. Bir jip ise jipin peşinden ayrılmıyorlar. Veya sahil kenarında denize ekmek atıp balıkları besleyen birisi ise o bölgeden ayrılmıyorlar. Yani vahşi hayvanlara insan eliyle bu araçlardan beslenebilecekleri algısını yaratmayın. Buna kesinlikle dikkat etmeniz gerekiyor. Videonun başında da bahsettiğim gibi onların evine biz, onların bölgesine misafir oluyoruz. Aslında bizim orada olmamamız gerekiyor. Ve orada sanki yokmuş gibi hiçbir şeye müdahil olmadan sadece o anın, o doğal güzelliklerin, o vahşi hayatın güzelliklerinin bireysel olarak keyfini çıkarmamız gerekiyor. Öyle yunuslar gördüğümüzde çığlık çığlığa bağırışmayın. Yunuslara ıslık çalmayın. Ne bileyim onları beslemeye çalışmayın. Mümkün olduğunca sakin kalmaya çalışın. Dediğim gibi anlayabiliyorum. Heyecanlanıyorsunuz bu doğanın güzel tarafını gördüğünüzde. Ama biraz daha sakin kalmaya çalışın.
soru özelinde konuyu toparlayacak olursak, orka sürüsü gördüğünüzde tekne motorla gidiyorsanız motorun devrini çok yavaş, belli belirsiz bir hızda düşürün. Aniden motor devrini, hızınızı değiştirmeyin. Yavaşça motor devrini düşürün. Motorun en az gürültü ve titreşim yaratacağı devre getirin. Dümen sisteminizi, dümen palanızı merkezde kitleyin. Kesinlikle herhangi bir dümene hareket vermeyin. İnsan olarak, birey olarak siz bağırış çağırış olabilir, tepinme şeklinde olabilir, bir gürültü yapmayın. Teknenizde gürültü varsa müzik olabilir. Mutlaka bunları minimuma indirin, kapatın ve sürüden uzaklaşma anını sabırla bekleyin. Oturun bir köşede sessizce doğanın muhteşemliğini seyredin. Şimdi bu orkalarda sürü olarak dolaşan hayvanlar, ben onları denizlerin filleri olarak görüyorum, bu balinaları. En büyük kara hayvanı fil olarak geçiyor. Denizde de en büyük deniz canlıları balinalar. Dolayısıyla içgüdüsel olarak davranışlar da biraz fillerle benzeşiyor. Sürü olarak hareket ediyorlar, yaşıyorlar. Ve sürüde küçük yavrular olabiliyor. Hem sürüyü koruma psikolojisi, eğer sizi tehdit olarak algıladıklarında, hem de sürüdeki zayıf bireyleri, yavruları koruma içgüdüsü birleştiğinde filler de orkalarda çok tehlikeli olabiliyor. İşin temelinde tehdit olarak sizi hissetmemeleri yatıyor. Sonuçta bir fil sürüsüne de o kadar yaklaştığınızda ve onlar sizi tehdit olarak algıladığında kolay kolay ellerinden kurtulamazsınız. Orka sürüsü de benzer davranışlar içine girecektir. Eğer sizi tehdit olarak algılarlarsa. Sonuçta olmamamız gereken bir yerde bulunuyoruz. Ne hayvanlara yardım etmeye, onları sevmeye, beslemeye çalışın, ne de onlara zarar verin. Onları ürkütün, korkutun. Nötr kalmaya çalışın ve uzakta kalmaya çalışın. Videoyu seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.